düşsene ya. Dostum, anlattığım gibi amacım sadece sana yardımcı olmak. Şimdi bu makinenin istediği şey para. Para da bende. Seç bakalım, hangisini istiyorsun? Şu. 22 numara. Aynen. Aferin. Ben de olsam ben de 22 numarayı seçerdim. Hop. O kadar kolay değil. Şimdi dostum, bu çikolatayı sana vereceğim. Ama küçük bir şartım var. Ne? Benimle birlikte babanın yanına geleceksin. Bak ama, çok güzel. Fıstıklı, sütle kakaonun birleşimi. Yumuşacık, ağızda dağılıyor. Fıstıklar ağzına gelecek. Ha? Ne dersin? Tamam ya. Kutay dur. Nisan ne yaptın sen? Çocuğu buldum işte şey, kandırdım çikolatayı da babasına götüreceğim. İyi yaptın. Bu çocuk çölyak hastası. Sen bana sabır ver ya. Nereden bilebilirim Nisan ki? Nisan. Kutay. Kutay iyi misin abicim dur. Ha? Dur bırak şunu belinden, al şunu. Ya, tamam. Ay. Tamam tamam gel. Gel abicim gel. Artık hastalığımızı net olarak biliyoruz. Şöyle hastalığında vücut bazı gıdalara reaksiyon gösterebiliyor. Şimdi sizin bir diyetisyene gitmeniz lazım. Zaten diyetisyen size kapsamlı bir liste verecektir ama şöyle söyleyeyim, işlenmiş gıdalar, soslar, kızartmalar yani bunların hiçbirini tüketmemesi lazım. Eğer ki bunları tüketmeye devam ederse işte o zaman hem iseli hem de kusması devam eder. Kutay, biraz zor. Mecbursunuz. Ha bu arada oğlunuzun hakkını vermek lazım. Bugün bizim canımızı okudu. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hoşça kal. Nisancığım nasıl geçti ilk günün? Sevdin mi hastanemizi? Vallahi biraz maceralıydı ama hallettik. Hallettik. Nisan şahane ya. Senin de ilk günlerini hatırlatayım mı? Anlatayım mı ne oldun? Erzan. O ne? Ama bu Hindistan'da yetişen bir bitki. Çayı yapılıyor. Çok iyi bir antioksidan. Çok zor bulunuyor ama çok şanslıyım. Yasal mı? Aa çok komik. Bak hepimiz nasıl güldük. Ben güldüm. O zaman ben size daha komik bir şey anlatayım. Günüm gerçekten çok güzel geçti. Çünkü iki hafta boyunca bütün nöbetlerimi devrettim. Aa, evet yani bir hikaye vardı. Onun aslı tam olarak ne? Anlatmak ister misin Berzancığım? İstemem. Tamam o zaman ben anlatayım. Berzan'la bir iddiaya girdik bir hasta üzerine. Tabii ki doğru teşhisi ben koydum. Ve Berzan iki hafta boyunca benim bütün nöbetlerimi tutacak. Evet millet, akşamki baloya hazırız değil mi? Herkes geliyor. Balo var dedim ya. Ha ben tamamen unutmuşum ve hiç havamda değilim yani açıkçası. Ya Sinan yapma Allah aşkına ya. Ya bir dakika ne balosu? Ay çocuklar benim için balo mu düzenlediniz? Ya şey tıp balosu. Böyle kostümü falan yapacaktık. Yani doktor eğlencesi işte. Ya 40 yılın başı bir şey yapıyoruz. Bir organizasyon ona da. Ya geleceksiniz abi vallahi geleceksiniz ya. Beni yalnız bırakmayın. Benim kostüm hazırlayacağım. Süpersin Malik. Ya iyi de niye bana balo olduğunu söylemediniz? Ne giyeceğim ben şimdi akşam? Ablacığım senin kostüm balosuna gitmek için herhangi bir hazırlığa ihtiyacın yok ki. Yani zaten olduğun gibi ilginsin. Ay canım ya çok tatlısın. Sen hep çok iyi anlardın zaten kadın ruhundan. Ya abla insan içinde yapma şunu 50 kere söyledim sana. Sen de yapsana arada çok eğlenceli. Ay yok ben almayayım. Tamam. Ne giyiyoruz akşam? Allah benim hiçbir hazırlığım yok. Herhalde gelmem. İlk defa Nisan'a katılıyorum ve
Benim de hiç gelesim yok açıkçası. Siyah hocam, hastanız hazır. Benim ayağım. Tamam. Nisan. Ha. Nisan'cığım görüşürüz. Görüşürüz Berzan abi. Ben de gideyim de akşam ne giyeyim onu düşüneyim bari. Ay Berzan'cığım ya, tekrar çok teşekkür ederim 2 hafta için. Bir bekler misiniz lütfen?